Saygıdeğer hanımefendi, sayın bakanlarım, sayın belediye başkanlarım, sayın milletvekillerim ve değerli katılımcılar, sayın hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir asırdır mazisi olan Yeşilay'ın alkolle başlayan bağımlılık savaşı ve mücadelesi günün şartlarına göre evrilmiş. Sigara, uyuşturucu madde ve kumar derken en son modern yaşamın vazgeçilmesi olan teknolojiyle de bu mücadele devam etmiştir. Teknoloji bağımlılığı meselesi biraz önce bahsedildiği üzere aslında hala dünyada gerekli ilgiyi çeken bir konu değil. Biz bu anlamda ülkemiz olarak gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın gerek sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalarla oldukça iyi noktadayız. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu bizim toplantılarımıza çağırdığımız, katılan, dünyada bu konuda ismi olan bilim adamları da aynı şekilde ifade ediyor. Efendim niye önemli teknoloji meselesi ya da bu teknoloji bağımlılığı meselesi? Bunu sadece bir basit bir alet kullanmak olarak ele almak doğru değil. Aslında temel problem bir iletişim sıkıntısı ve iletişim problemi yaşamamız. Bu nedenle biz her zaman şunu ifade ettik. Teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanacağız. Fakat teknolojiyi bilinçli kullanmakta zorundayız. Bu şuna benzer. İşte bir takım motorlu araçlar icat edildi. Evet çok güzel, uçuyoruz, çok hızlı gidiyoruz, arabalarımızı kullanıyoruz. Ama hiçbir trafik kuralı olmasın, hiçbir önlem olmasın, yasak olmasın, ceza olmasın. İnsanlar kafalarına göre bu aletleri kullansınlar. Böyle bir dünya mümkün değil. Teknoloji de buna benziyor aslında. Bizler eğer kuralları oluşturup, kendi içimizde bu kuralları uygular ve yeni yetişen nesle bu kuralları öğretirsek, gerçekten bir problem olarak karşımızda teknoloji durmamaya başlayacak. Bizim Yeşilay olarak bu konuda özellikle okullarda yaptığımız çalışmalarda da bize geri gelen şey, ailelerin, anne babaların, çocuklarının teknoloji kullanımıyla ilgili olarak genel bir sıkıntıları olduğu ve aslında nasıl ve nereye müdahale edeceklerini bilmedikleri. İki konu var, içerik ve süre. Yani hangi içeriklerle nasıl uğraşacaklar, hangi içerikler çocuklar için uygundur, uygun değildir, bunu aileler maalesef bilemiyorlar. İkincisi de kullanım süresi hakkında ciddi bir problem var, bilgi eksikliği var. İşte bu tür kongreler, bu tür bilimsel toplantılar aslında bu konuda hem eğitimcilerimizi hem de ailelerimizi bilgilendirme açısından çok değerli. Bizim temel amacımız şu Yeşilay olarak, bağımlılığın her alanında bir sorumlu STK olarak söz sahibi olmak istiyoruz. Bu söz sahibi olurken de temel değerimiz aslında çok net. Biz bilimsel gerçekler ışığında, kanıta dayalı bilimsel araştırmalar ışığında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da geçen ay Birleşmiş Milletler'de 26 ülkenin temsilcisi olarak bir toplantıya katıldık ve biz orada Yeşilay'ı anlattık. Gördük ki Yeşilay olarak aslında yaptığımız çalışmalar olarak da dünyadaki yansımalar olarak da çok güçlüyüz. Bunun iki tane temel nedeni var. Birincisi, Yeşilay'ın bu 96 yıllık mazisinde gönüllü çalışan, bu işe gönüllü bir şekilde emek veren çok ciddi bir şekilde Yeşilay gönüllülerinin olması. Bu çok önemli bizim için ve çok değerli. İkinci büyük şansımız ve ikinci büyük değerimiz ise bize bu konuda baştan beri destek veren, bağımlılıklarla ilgili her türlü mücadelede bizi yalnız bırakmayan ve dünyaya birçok konuda da örnek olan Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu anlamda bize gelen hep bildirimler şu oldu. Siz bir STK'sınız, çalışmalarınızı görüyoruz ama hükümetle, devletle nasıl işbirliği yapıyorsunuz? Bu bizim aslında temel bir şansımız. Örneğin biraz önce slaytta da ifade edildi. 20 milyon öğrenciye bağımlılıkla ilgili bilimsel bir sunu yaptık. Bilgi verdik, eğitim verdik. Bu 20 milyon o kadar büyük bir rakam ki
İnsanlar bunu tahayyül edemiyorlar. 10 bin, 15 binlik rakamları övüne övüne anlattılar Birleşmiş Milletler'de. Fakat bizim Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, huzurunuza teşekkür ediyorum. Sayın Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız bir protokol nezdinde biz 20 milyon öğrenciye ulaşabildik. İnşallah bu eğitimlerimiz farklı alanlarda devam edecek. Bu anlamda bu destekler bizim için çok değerli ve çok önemli. Teknoloji bağımlılığı ile ilgili iki hususta ifade edip bu biraz kendi meslek alanımla alakalı konuşmamı bitireceğim. 7'den 77'ye, hatta 7'sinden de düşük olmak üzere daha bebeklik döneminden yaşımızın sonuna kadar teknoloji bizim hayatımızın içerisinde. 2 yaşındaki bebeklerin eline tabletler verildiğini, akıllı telefonlar verildiğini biliyoruz. O dönemde başlayan süreç aslında çocuğun annesinin yüzünden çok ekrana bakmasına neden oluyor. Annesinin yüzünden çok ekrana bakan çocuklarda bizim tıp dilinde bağlanma bozukluğu dediğimiz problemler oluşur. Bağlanma bozukluğu öyle bir süreçtir ki çocuklarda oluşabilecek psikiyatrik problemlerin temelini oluşturur. Bunun içerisinde madde bağımlılığı, alkol ve madde bağımlılığı da vardır. Dolayısıyla aslında daha erken dönemden itibaren teknoloji hayatımızın içerisinde eğer uygun bir şekilde kullanılmazsa problematik hale geliyor. Daha sonraki süreçte çocukların öğrenmelerini etkiliyor, okulla devamlarını etkiliyor, bir takım davranış bozuklukları gelişmesini sağlıyor. Süreç içerisinde farklı, özellikle farklı bağımlılıklara neden olabilecek bir takım ilişkiler kurmalarına neden oluyor. Bu anlamda olayı sadece basit bir elimizdeki akıllı telefon ya da önümüzdeki tablet olarak algılamamak gerekiyor. İnşallah bu toplantıda bunları, bu kongrede bunları konuşacağız ve bunlar bize aktarılacak. Ben tekrar hepinize, başta saygılar hanımefendi olmak üzere, hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.